Sınavlarda başarılı olmak için sadece bilgi yetmez. Hızlı olmak da gerekir. Acaba ne kadar hızlısın? Aşağıdaki çarpma işlemleri için, hepsi için 16 saniye. Bu kadar kısa bir sürede bütün çarpma işlemlerini yapabilir misin? Her biri için 5 saniye harcasan 40 saniyedir. Ama ben diyorum ki bundan sonra her birini 2 saniyede çözebilirsin. Peki nasıl çözebiliriz? Siz slide'ı durdurun ve ne kadar sürede hepsini çarptığınızı tespit edin. Ondan sonra benim yolumla çözmeye çalışın. Şimdi ben çarpma işlemlerini yapıyorum. Birinci çarpma işlemi 2, 21. İkinci çarpma işlemi 6, 09. Üçüncü çarpma işlemi 12, 16. Dördüncü çarpma işlemi 20, 24. Beşinci çarpma işlemi 30, 21. Sonraki 42, 16. Sonraki 56, 21. Sonraki 72, 24. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede çarpma işlemini yaptım. Peki kolay yolu nedir? Her şeyden önce burada verilen bütün sayılar, iki basamaklı iki sayının çarpımı halinde verilen bütün sayılar, birler basamak, onlar basamakları aynı, birler basamakların toplamı da hep 10 ediyor. 3 ile 7, 1 ile 9, 8 ile 2, 4 ile 6, 7 ile 3, 2 ile 8, 3 ile 7, 6 ile 4. Böyle yüzlerce kere çarpma işlemi yapmışızdır. Belki de binlerce kere. Ama çarpma işlemi yapmamıza bundan sonra gerek yok. Kolay yolu şudur. Onlar basamağını bir fazlasıyla çarpıyor. Bir kere 2, 2, 2'yi buraya yazıyor. Sonra da birler basamaklarını çarpıp buraya yazıyor. Olay bu kadar basit. Yani 2 kere 3, 6. 1 kere 9, 9. 3 basamaklı çıkacağı için 0, 9. 3 kere 4, 12. Daha sonra 2 kere 8, 16'yı da buraya yazıyorum. Böylece bu sayıların çarpımını çok hızlı bir şekilde yapabilirsin. Sadece bu sayılar değil, bu koşullara uyan bütün sayılar. Mesela 14 çarpı 16 olabilirdi. 15 çarpı 15, 17, 12 çarpı 18, 22 çarpı 28, 23 çarpı 27, 24 çarpı 26, 31 çarpı 39, 34 çarpı 36. Bugünden sonra bu tür çarpma işlemlerinin hepsini bu pratik kuraldan yapabilirsiniz. Beni izlemeye devam edin.